Arkadaşlar ben samimi iman ya da samimi olmayan imam diye kimseyi ayırmıyorum. Kamuoyuna yansımış bir haberle ilgili bir analiz yapıyorum sevgili izleyiciler sadece. Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın çarptığı motosiklet sürücüsünün annesi konuşmuş. Demiş ki kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyoruz. Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsızını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Anneye seslenmek gerekiyor. Bu ülkede katillerin, suç işleyenlerin kim oldukları, kimin çocukları oldukları önemlidir. Ey acılı anne, önemlidir. Çünkü bu topraklarda hakimi de, polisi de, savcısı da yargılananın, suç işleyenin kim olduğuna ve kimin kızı oğlu olduğuna bakarlar sevgili izleyiciler, bakarlar. Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuş ve bir kişi de %100 kusurlu bulmuştu sevgili izleyiciler. Kusurlu bulmuştu. Şimdi oğlum ilk etapta şoktaydı. Sonuçta çocuk 17 yaşında. Daha öncesinde herhangi bir savcı, hakim böyle bir durum yaşamışlığı yok. Benim oğlum yanımda biri vefat etti. Madem biri ölecekti keşke ben ölseydim dedi. Kötüydü durumu. Şu anda pek iyi sayılmaz. Çok fazla konuşmuyor. Bu konuyla ilgili de konuşmuyor. Medyatik bir olay olduğu için sürekli gündemde bir şeyler karşısına çıkıyor. Etkileniyor haliyle. Çok iyi değil durumu şu anda demiş. Yaralanan bir annenin tepkisi bu. Sevgili izleyiciler, tepkisi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün annesi Neriman İnan tepkisini dile getirmiş. İsyan etmiş, kimliğiyle ilgilenmiyorum, kimin kızı olduğuyla da ilgilenmiyorum demiş babasının kim olduğuna. Ama bu coğrafyada babaların kim olduğu önemlidir. Babalarının hangi görevde olduğu önemlidir. Babaların da hangi partiler olduğunun önemi de yoktur. Önemli adam olmak bu topraklarda çok önemli bir şeydir. Ve önemli adam lafı sevgili izleyiciler, aslında devlet kademesindeki temsil ettiği yerle alakalıdır. Önemli adamdır. Niye? Çünkü şeyde, adliyede mübaşirdir. Adliyede katiptir. Filanca devlet kuruluşunda bir şeydir. Savcıdır, hakimdir. Yani aklınıza ne geliyorsa önemli adam olmaktır. Ve Türkiye'deki adalet sistemi ve emniyet sistemi de bu önemli adamların çocuklarını ve önemli adamların kendilerini korur sevgili izleyiciler, korur. Bu ülkede şu anda ülkenin cumhurbaşkanlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan ünlü bir sanatçıyı arabasıyla izdi sevgili izleyiciler. Ama yatmadan çıktı. Raporlar değiştirildi. Bu ülkede o kadar çok öyle çok isim var ki medyaya yansıyor da bazı isimler üzerine bu kadar duyarlı olunuyor. Medyaya yansımasa inanın kapatılır gider. İşte en basitini söylüyorum. Son yaşanan Abdülhatif Şener'in oğlu. Medyaya yansımasaydı bir akıl hastanesine kapatılacak. Birkaç ay orada yatırılacak. Sonra da dışarı çıkarılacaktı. Belki de şimdi de öyle yapılacak. Çünkü neden? Abdülhatif Şener hemen şeyi koydu. Oğlumun aklıyla ilgili psikolojik sorunları var dedi. Ulan o psikolojik sorunlar yaşayan çocuk Şentop'un özel kalem müdürü. Mustafa Şentop'un özel kalem müdürü sevgili izleyiciler hala.